Yani bugün bir konuğum var ki, bugün bir konuğum var ki Canan Özdemir, bu tığla bebek yapma, tığla oyuncak yapma sanatını yani konuşturuyor. Canan Özdemir'in yanına gidiyorum. Ece, problem nedir? Yok mu? Bir şey yok mu? Her şey normal mi? Kendini yerden yere atıyorsun. Ben de acaba kötü bir şey mi yapıyorum? Bir şey mi ağzımdan çıktı falan gibi böyle bir endişeye kapılıyorum. Canan hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Ne güzelmiş Canan. Kime benziyordun sen? Benim ses gitti yalnız. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nerelerden geldin sen bakayım? Ben Rusya'dan. Rusya'dan geldin. Orada mı yaşıyorsun? 3 yıldır orada yaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz orada? Eşimin işi gereği. Eşinin işi evet. gereği. Şimdi Canan'la hikayemiz çok enteresan. Şuydu değil mi evet, size? Evet. Size göstermiştim bunu. Canan beni yaptı. Şurada. Benim bebeğimi ördü, gönderdi. Biz onu Instagram'dan takip ediyoruz. Ama şu anda Instagram hesabını buradan söyleyemeyeceğim. Çünkü oradan satış da yapıyor. Onu söyleyemiyorum. Yazacağım size sonra. Fakat inanılmaz şeyler yapıyor. Şöyle bir şurayı bir tarayalım. Sonra Canan bu işe nasıl başladı, nasıl yapıyor? Ay. Ay, çalı kuşundan da birilerinin olması bugün aramızda. Kamuran. Kamuran'ın gelmesi çok iyi oldu. Kamuran da aramızda. Kamuran iyi yani. Feride ile araları evet. Düzelt. Feride yok mu? Feride yok. Onu başka hangi kahramanlar var? Kimler var? Karagöz Hacivat var. Karagöz Hacivat. Vay 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 vay. Tuzsuz Deli Bekir nerede? Var. Nerede? Hacivat'ı göremiyorum. Hacivat o elinize. O değil mi? Bu mu? Hacivat bu. Bu. Karagöz'ü. Bu. O. Bir dakika gösterelim. Yan yana getirsinize. Bunlar nasıl ama tiplemeler? O kadar güzel yapıyor ki biz bunlara bayıldık. Bayıldık. Bu Bebe Ruhi mesela. Bebe Ruhi de çok iyi olmuş. Bebe Ruhi de lamba mı sallanıyor? Evet. Ya detayları çok iyi incelemişsin. Evet. Bütün detaylar eksiksiz var Canan. Nereden başladı bu hikaye? Nasıl oldu? Biraz bize anlat. Kullandığın ipin çok güzel. Evet, ten çok rengini güzel. Çok güzel bir iple yakalamışsın. Evet. Anlatsana biraz, seni tanıyalım. Benim 4 yaşında bir kızım var. Ona ilk olarak bir bebek örerek başladım ama böyle bir örgü bebek yapımından haberim yoktu. Canan şuraya gelsene. Tabii ki. Gelsene yanıma. Saçların tam oradan çok feci yüzünü kapattı. Evet, sonra diyecekler ki hiç göremedik. Biraz da şöyle arkaya al saçlarını, seni güzel güzel görelim. Evet, kızına bebek yapalım. Evet, bebek örerek başladım. Daha sonra arkadaşlarım severek takip ettikleri için onlara da yapmaya başladım. Hediyeler falan derken işe dönüştü sonrasında. Şu an peki gerçekten talep var mı? Var, evet, çok ciddi talep var. Yani çünkü çok güzel. Başka hangi karakterler var? Sen oradan bize göster. Şöyle söyleyeyim. Şurada var galiba. O evet, Temel Reis. Temel Reis. Ben de Safinaz. Ay, Safinaz buradaymış. Affedersiniz Safinaz, özür dilerim. Özür dilerim. Ben daha senin kadar incelemedim. Ne ama kadar incedir ama değil mi? Evet. Fazla ince. Daha sonra kişisel bebek yapıyorum mesela, dediğim gibi hani size benzeyen nasıl yaptım isteyenlere de yine benzeyen bebeklerini yapıyorum. Şimdi kişisel bebek şöyle. Sibel diyor ki ya birisi diyor benim bebeğimi yapsa. Ya affedersiniz, hayır öyle demek istemedim. Hindistan'da var, birinin bebeğini yapıyorlar, hastane evet. kurmuşlar. Gidiyorsun orada senin bebeğini başka bir... O değil yani, bu o değil. Değil mi Mustafa? Evet, tabii, tabii. Senin haberin yoktur, nereden olacak, daha evli değilsin. Yani o değil. Hani örgüden bir bebeğimi yapsa biri diyor Sibel, fotoğrafını sana yolluyor. Evet. Sen ne yapıyorsun sonra? Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum örgüyle. Örgü? Evet, çalışıyorum değil, yapıyor, çok güzel çok yapıyor. Çok güzel yapıyor. Baksanıza birebir. Başka hangi kahramanlar var? Bu kim? O oduncu Himmet. Yine gölge oyunu karakteri. Tuzsuz Deli Bekir yine o önde. Bu oduncunun baltası elinde, amanın. Evet, bu Laz aynı gölge oyunu karakteri. Bu kim? Bir dakika dur Sibel, oyun... görüntü tamam, orada değil. Pardon. Bir dakika, bu kim? O Tuzsuz Deli Bekir. Hangisi şu? Hayır, bu. Bu tuzsuz, tamam, evet. Bu kim? Tuzlu. O yine fotoğraftan çalıştım yine müşterimin.
Çok güzel oyun. Bu çok hoş ya. Şey, lazım ya, gölge oyunu karakterlerinden. Bu Çengi. Ha, ver bakayım Faruk, şu kağıdı al Sibel. Zor bir şeydir biliyor musun? Kollarımı şuralara ağrıyor. Aa, değil mi? Gerçekten süper güzel yapmışsın. Bu da yine Çengi. Gölge oyunu kayıyor. Ver bakayım bir oynasın. Derya'nın dünyasında dansöz oynattılar. Gidi gidiler. Ayaklarında falan detaylara mı bakıyorsun? İnanmıyorum. Aa. Peki kişisel bebek yaparken şey de yapıyor musunuz? Mesela bu kadar detay. Mesela ben nelerden hoşlanırım? Tabii hobim ki. Nedir? Evet, yani onları... Boyunuz, kilonuz onlar hep... Çünkü bebeği ilk örerken o şekilde başlıyor. Mesela yüzünüzün şekli, oval mi, kale mi ona göre başlanıyor. Mesela ben örgü örmeyi severim ya da kitap okumayı severim. Çünkü sizin mesela tam birebir... Evet. Her şeyini yapıyor. Benim bak örgülerim, çileler... Her şey. Kazağınıza kazağım. Kazağım bak aynı kazaktan evet. Var bende. Evet. Giymiştim. Süper güzel. Burak Özçivit de bir, pardon Kamuran bir katibimle yürüse şurada. Söyleyebilirsin Faruk. Üsküdar'a giderim, aldı da bir yağmur. Feridem. Üsküdar'a giderken, aldı da bir yağmur. Vallahi harika, harika olmuş. Yani sana diyecek söz bulamıyorum. Şimdi ipini al buraya. Bu ip ne ipi? Biz böyle bir ip gördük mü? Mercedes'e ip. Bu renk görmedik. Üniversiteden mi alıyorsun? Üniversiteden alıyorum evet. Hmm. Ne diyorsun? Bunun birkaç rengi var. Bir tane rengin hani tek renk değil. Üç, alayım dört rengi var. Baş yapmışsın. Evet. Yalnız elin çok muntazam. Bunlar da bu şekilde ayaklar ve... Sibel yalnız bu ip çok güzel. Hmm. Çok hafif oluyor örgü. Diğerleri biraz Mercedes'e ipler çok ağır oluyor ama bu çok güzel. Bu çok pamuklu bir ip. Mercedes'e peki bütün vücudu yani. Falan da mı bununla örüyorsun? Evet hepsini bununla örüyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Bu Türkiye'de bunun... Bulamadım değil mi? Hayır. Ya çünkü çok uğraşıyorlar ben biliyorum ten rengini yakalamak için bayağı bir boyuyorlar bir şeyler yapıyorlar. Evet, evet. Şunlar mesela bunlar da farklı tonları. Şu farklı ikisi. Tonları bak burada da ton farklılıkları var. Şunlar bunlar da dediğim gibi. Getir bakayım yan yana. Şu şekilde. O zaman biz yün firmalarından bu işi evet. Yapanlardan bu amigurumi sanatını yani tığla... Oyuncak bebek sanatını yapabilmek için bu iplerin yurdumuzda bulunmasını istiyoruz. Bizimle irtibata geçsinler. Biz de burada destek verelim. Nasıl? Seyircilerimiz bulsun bu ipleri bu ülkede. Çalışıyoruz biz bir yün firmasıyla bu konuyla ilgili. İnşallah yakın zamanda. Gelecek mi? Ha güzel. Üretecekler. Üretecekler. Evet, üretecekler. Çok güzelmiş. Evet. Şimdi nasıl yapıyorsun? Baştan mı başlıyorsun yapmaya? İlk önce baştan başlıyorum. Yüzün şekline göre dediğim gibi kare ise kare. Ona göre alttan başlıyorum ve yüzünü şeklinde veriyorum iğneyle. Nasıl iğneyle veriyorsun? Bir görelim şekilde. Onları. Görelim. Bu şekilde alttan mesela göz çukurlarını oluşturuyorum bu şekilde. Bunu çok merak ediyorlar. Bunu göstermek istiyorum ben. Buradan. Tekrar aynı evet, yere dönüyorsun. Aynı yerden bu şekilde. Diğer taraftan. Süper güzel. Bakalım ne diyor seyircilerimiz. Evet.
İlk önce buradan bu ipi çekiyorum. Sonra da tekrar aynı başladığım yere tekrar dönüyorum. Bu şekilde göz çukurları oluşuyor. Sonra kulaklığını. Ha, gel bakalım, kulağa da gel. Hep boynun altından gidiyorsun. Evet, boynun altından, çünkü en son boynunu buradan kapatacağın için temiz mi kalıyor? Temiz kalıyor, evet. Kulak geliyorsun. Evet. Ben bir kulak görmek istiyorum. Şurada mesela en açık evet, olan. Evet, şöyle. Bu. Bir dakika, ondan değil mi? Şurada gösterelim. Ha, evet, kulak evet, şöyle. Kulak yeri, gözleri, gözün üstüne sonradan o başka sonradan, işlemler evet, yapıyorsun başka ifadeyi işlem, vererek. Evet. O dikiş iplikleriyle yapıyorum onu da, yünlerle. Evet, bacaklar, eller, eli örmek çok zor. Evet. Bunu dikişle mi oluşturuyorsun hayır, elin detaylarını? Hayır, bu şekilde detaylını? En son bunu yapıyorum, parmakları tek 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 tek. İşte dikiyorsun içinden, yani şunu. Dikmiyorum, hayır, tığdan, içinden çekerek yapıyorum. Mesela şu parmağı örüyorum, tığıyla içinden çekiyorum ipi. Sonra bir tane ondan örnek görebilir miyiz? Zor mu onu biraz yapan? Zor, evet, zaman alıyor. Zaman alıyor, evet. Tabii bütün şey. Çok küçük olduğu için. Çok küçük. Evet. Bakın, tığla içinden alıyorum. İçinden alıyorum, evet. Çekiyorsun evet, içine doğru. Çekiyorum. Yani şu aradaki ilmeği mi çekiyorsun? Evet, içinde. Yok, ilmeği değil. Mesela bunu ördükten sonra tepede ip kalıyor ya. Evet. Onu tığdan içeriden çekiyorum, sonra yandaki parmağı örüyorum. Sonra o yine ipi alttan çekiyorum. Tekrar yan parmak, o şekilde. Yani tek tek dikerek hem kötü gözüküyor hem de düzgün olmadığı için. Tabii sen çok geliştirmiştin. Evet. Çok acayip şu şekilde bir yüz oluşuyor. Bakın, yüz ifadesi, kulağı. Sonra kulakları, işte boyun kısmı. Kulakları ayrıca örüp mü yapıyorsun? Dikiyorum onu. Dikiyorsun. Evet, dikiyorum. Yani kulağın yerini hazırlıyorsun, evet, yerini bu biçimle. Gözleri, gözler, bakın burada çeşit çeşit farklı gözler var. Hepsi farklı. Hepsi farklı. Süper güzel. Şimdi diyelim ki bir seyircimiz hediye bir şey yapmak istiyor. Kocasını bir film kahramanına benzetiyor veya ona öyle at takıyor. Sen benim süpermenimsin diyor mesela. Kocasını örüp de, yani örüyor bir şey yapmıyor. Örüp de süpermen kılığında yapabilir misin? Yapabilirim. Veya hanımını Çalıkuşu'nda Feride'ye benzetiyor. Evet. Hanımın yüzü, yani kıyafet. Leyla'nın yüzü. Evet. Leyla adımın adı. Leyla'nın yüzü fakat kıyafeti kostüm. Çalıkuşu'nda Feride'nin, hani bunlar hediye yapmak evet, için evet. Güzel fikirler. Güzel. Evet, yapabiliyorum her şeyi. Yapabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyor. Hani pastalara da yapıyorlar evet, ya şimdi. Evet. Benim hayal gücüm biraz fazla mı çalışıyor ne? Çok feci çalışıyor diyor. Sibel çok güzel bir şey gösterecek ama bu yapacağımız şeyin arkası yarın. Ve yeni yılda, yani plastik falan değil, bildiğiniz cam. Gerçekten boyutu çok güzel. Benim en sevdiğim inci boyutudur. Bakın bunu böyle takabilirsiniz. Şöyle takabilirsiniz. Mikrofon, ses, kusura bakmayın. Ucuna bir kurdele bağlayabilirsiniz. Bir zincirle takabilirsiniz. Şöyle şöyle şuraya dolayabilirsiniz. Siz düzgününü yaparsınız. Bugün kaç kişiye? 10. Bu kadar cömertsin yani. Hepsini topladım. Size sormadım. Yok mu başka? Ya bulamazsak? Buluruz. Peki. Sonra şöyle yapabilirsiniz. Siyah bir elbise giydiniz. Şuradan şöyle yaparsınız. Bunu ortaya getirebilirsiniz. Bir de şöyle verev sizin takıyorlar. Sizin mikrofonunuz olmayacak ya yeni yıl gecesi. Yani. Bir de şöyle verev takıyorlar. Ha, verev çok güzel oluyor. Ben bunu böyle verev takıp bir proje yapmıştım. İşte. Üstüne de küçük küçük saatler koymuştum. Getiririm size. Küçük saatler almıştım. Böyle tık 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 tık. Küçük saatler yapmıştım. Siz de yapabilirsiniz. 10 kişiye inci gitti bizden. Evet. Sibel, arkası yarın yeni yıl patiğini. Evet. Hani örüp de bir sevdiğime hediye götürmek istiyorum dediğinde hemen bize anlat. Şimdi Twitter, Instagram ve Facebook'a ve deryabaykal.com'a gerekirse Kanal Türk'ün sitesine bu şablonu koyuyoruz. Kim gönderdi? Hemen onu söyle. Nilüfer Çalap Över. Çalap Över. Över. Soyadı evet. Çok zor. Evet. Nilüfer sürekli bizimle temasta. Teşekkürler Nilüfer. Biz geçen sene bunu yaptık. Fakat bizim böyle bir şablonumuz yoktu. Yoktu. Biraz uyduruk oldu. Ama bunu yapıyorsun. Pıt tırı pıt tırı tırık pıt pıt. Ve patik hazır. Ya, şimdi güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Hemen söyle. Bunu örerlerse yarın hep birlikte katlarız. Şimdi 10 ilmek başlıyorlar. 2 kat bebe yünü kullandık veya da orta kalınlıkta bir yün ve 5 numara şişte. 10 ilmek başlıyoruz.
10 diş haroşo yapıyoruz. Sonra şuradan şişimize 20 ilmek atıyoruz, çoğaltıyoruz. 10 diş daha haroşo örüyoruz. Şunu anlamadık. Şuradan gel Sibel. 10 şimdi kamera geldi. 10 ilmek başladık. 10 diş haroşo ördük. Sonra şişimize 20 ilmek attık, ilave ettik. Yine 10 diş ördük haroşo. Bu sefer şişin başından 10 ilmek kestik. Hep 10 ve 20. 10 ilmek keserken soldan, sağdan da 10 ilmek artırdık. Oluşan 30 ilmeği yine 10 diş haroşo ördük, kapattık. Bu kadar. Bu kadar. Bunu hemen reklam arasında çekiyorsunuz, hı, koyuyorsunuz. Siz bunu yapıyorsunuz. Evinizde istediğiniz yünle de yapabilirsiniz. Evet. Kalındı, inceydi, tüylüydü, sakallıydı. Hı. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz bunu. Yünün çeşitlerinden, hı, bahsediyorum. Yapın, hazırlayın. Yarın Sibel bize yapılışını, katlanışını anlatacak. Hı. Bu kadar basit, kolay ve şık bir patik olamaz. Evet, çok güzel göstermiyorum. Oluyor. Yarın da bizimle olun diye. Hemen bir izleyici mailimiz var. Bizim Oley'in çıkartmaları izleyicilerimize ulaştı. Teşekkürler geliyor. Biz size teşekkür ediyoruz. Küçücük bir hediye için neler, ne güzel cümleler sarf ediyorsunuz. Çok naziksiniz. Yarım elma, gönül alma dedikleri bu olsa gerek. Hemen diyor ki Sevinç Büyük Zeybek, izleyici temsilcimize gelen bir mail bu. Merhaba Derya Hanım. Öncelik sizi çok seviyorum. Programınızı her gün kaçırmadan izliyorum. Programda yaptıklarınızı, söylediklerinizi can kulağıyla dinliyorum ve yapıyorum. Programı çok yenilikçi ve yapıcı buluyorum. Teşekkürler. Sizin her evde farklı izleyicilere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Kendimden bahsedeyim. Sizi her gün izliyorum. Sizden Oley transfer uygulamasından istedim. Siz de gönderdiniz. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki anlatamam. Kendimi fark ettim. Ben 25 yaşındayım. Kendimi çok farklı ve özel hissettim. Bu duyguyu hissetmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bunu fark ettim. Ben 25 yaşındayım, evliyim. 7 aylık bir kızım var. Herkes gibi benim de yaşamımda yaşadığım olumsuzluklar, zorluklar oldu. Siz benim TV'de kendimi bulduğum, yaşamıma renk katan, örnek aldığım kişisiniz. Ailemle o zor günleri atlattık. Şimdi Allah'a çok şükür çok mutluyum. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Falan böyle gidiyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, sizi de etmesin. Yeni yıl için güzel dileklerde bulunuyor. Bunlar çok, gerçekten çok. Bir de gerçekten çok güzel şeyler yapanlar var. Bir fikri alıp o kadar güzel yerlere taşıyanlar var. Şimdi okuyamadım Twitter'ı ama demin arkadaşlarım söylediler. Sehpaya uygulayanlar, söyle Mustafa başka nereye uygulamışlar şeyleri. Komidin var, Komidin'e uygulamış, çok güzel oldu diyor. Başka? Komidin ve Sehpa'ya uygulayanlar olmuş giden çıkartmaları. Bu çıkartmalardan yine alacağız. Yaklaşık 100 kişiye sadece bir tepsi gitmedi. Bunlar birkaç gündür verdiğimiz hediyeler. Bu listeleri de yayınlayacak birazdan Ece. Banyo dolabı, çok iyi fikir, çok iyi fikir. Sadece sesleniyorum. Atölyemizi telefonla arayan Vesile Yapıcı oğlu Sayın Büyüğüm, size ulaşamıyoruz. Telefonlarınız cevap vermiyor. Tepsiniz bizde. Bize ulaştığınız zaman adres yok çünkü. Size tepsinizi göndereceğim. Saygıyla ellerinizden öpüyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi Sibel. Efendim. Attık mı? Attık ölçüleri. Kağıdı yeni çizdik. Evet, yeni çizdik. Ütüledim ama olmadı. Çok gıcık bir tipim değil mi? Yok, rica ederiz. Hayır. Şimdi çekmişler fakat kağıdın bir yeri katlanmış ve kırışmış. Eziyet ettim, özür dilerim. Aşk olsun. Dedim ki olmaz bu. Evet. Bunu koyamayız. Onu tekrar kağıdımızı, yani burada bir şeyler konulurken üstüne bir şey gelmiş. Tekrar temize çektik. Attık mı? Nereye attık bunu? Twitter'a koyduk. Sibel şimdi Facebook'a koyar onları. Şimdi bir daha söyle kaçla şimdi, başlıyoruz. Bak elinde de şurada numara, da başladı. 5 numara şişle orta kalınlıkta bir yünle 10 ilmek başlıyoruz. 10 diş haroşo yaptıktan sonra burada ben artırdım 20 ilmek. 20 ilmek artırıyoruz. 10 diş daha haroşo örüyoruz. Şuraya geldik. 10 dişi ördükten sonra. Şöyle tutacağım şimdi de. Soldan 10 ilmek keserken sağdan da 10 ilmek artırıyoruz. Tamam. 10 diş haroşo daha örüp kapatıyoruz. Evet. Bunu öreceğiz. Bu böyle bir katlanacak.
Hop size şahane bir patik olacak yarın Derya'nın dünyasında. Şurada görüyorum, giymemek için kendimi zor tutuyorum. Evet Canan, bebekleri Instagram hesabını söyleyeceğim. Facebook'ta var mısın? Facebook'ta da var. Facebook'ta da var. Bütün bu bilgileri blogun sizlerle paylaşacağım. Blogun da var. Vallahi Canan'a bayıldım. Bayıldım. Hiç burada hekim var mı? Doktor var mı? Bayan doktorumuz vardı ama onu geçen hafta içerisine gönderdim. Onu ben öyle değişik bir karakter yani hiçbir benzeterek değil. Çok güzel ya. O kadar güzel yap. Yani detayları bayıldım küpesi, ya. Ne kadar güzel. Küpesi, küpe. Minicik bir küpesi var. Sandaletleri göstermedi. Bu kim? O öyle Suzan teyze. Suzan teyze çok iyi olmuş. Evet. Bu böyle Suzan teyzeyi ben alabilir miyim? Suzan teyze çok iyi. Evet. Bayıldım. Rahmetli oldu, bizim bir Suzan teyzemiz vardı küçük tiyatroda, tiyatroda çalışırdı. Bir anda ona benzettim, adı da Suzan. Annem ismini koydu bu arada. Ama çok benzemiş, gerçekten bizim rahmetli Suzan teyze, topuzunun detaylarına, yünlerinin güzelliğine. Ya seni kutluyorum çok bir kere, tebrik ediyorum. Bizimle çok uzun zamandır görüşüyoruz, seni bekledik. Evet. Yine ne zaman geleceksin? Ne zaman isterseniz. Ne zaman isterseniz. Ta Rusyalardan buraya geliyorlar. Evet, çok güzel.